Değerli misafirlerimiz, Borsa İstanbul'dan hepinize güzel bir gün diliyoruz. Hepinize günaydın diyoruz efendim. Hepiniz de hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Sanica Isı Sanayi AŞ'nin gong töreni için bir aradayız. Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Sanica Isı Sanayi AŞ'nin Elazığ, Manisa, Akhisar ve İstanbul Beylikdüzü'nde yer alan üretim tesislerinde ürettiği panel radyatör, kombi ve boru bağlantı parçalarını dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor. Temelleri 1982 yılında atılan Sanica Isı Sanayi, 40 yıllık üretim, bilgi deneyimi ve kurumsal yönetim anlayışıyla ilk yıldan itibaren organik ve inorganik bir şekilde büyüyerek sektörün dünyada ve Türkiye'de bilinen markaları arasına girdi. Üretiminin %54'ünü ihraç eden Sanica Isı Sanayi, halka arzda yatırımcılardan aldığı güçle önümüzdeki dönemde yurt içi ve yurt dışı organik ve inorganik büyüme fırsatlarını etkin olarak değerlendirerek büyümeyi hedefliyor. Gedik Yatırım liderliğinde, İntegral Yatırım eş liderliğinde toplam 36 kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığıyla Borsa İstanbul'a yoğun bir yatırımcı talebi gelen Sanica Isı Sanayi, Borsa İstanbul Yıldız Pazarı'nda SNICA koduyla işlem görecek. Şimdi hemen Sanica Isı'nın tanıtım filmini beraber izleyelim, ardından o heyecanlı ana geçeceğiz efendim. Kırk yıl önce 1982 yılında başlamış bir sanayi sevdası. Alanında hep ilkleri başarmış Fatinoğlu grubu 13 fabrikasıyla Türk sanayisinin öncü kuruluşlarını yarattı. Bu kuruluşlardan Sanica Isı, radyatör, kombi ve plastik boru ürünlerinin yer aldığı amiral gemisi. Sanica Isı Akhisar Radyatör Fabrikası 3.3 milyon metreküp kapasitesiyle dünyanın sayılı tesisleri arasında üretiminin %75'ini 54 farklı ülkeye ihraç ederek ülkemizin sermaye birikimine katkı sağlıyor. Sanica Isı Akhisar Kombi Fabrikası her bir parçasını kendisinin ürettiği entegre tesisi ve geliştirdiği eşanşör teknolojisiyle yerli ve milli üretim vizyonunun somutlaşmış halini yansıtıyor. Sanica Isı Elazığ Boru Fabrikası 172.500 metrekare büyüklüğündeki tesisiyle Doğu Anadolu'daki en büyük yatırım, ülkemizin bölgesel kalkınmasında rol oynuyor. 800'den fazla tip boru ve bağlantı parçası üretimi ve Doğu Anadolu'nun ilk akredite laboratuvarıyla Sanica Isı'nın üretim, kalite ve verimliliğe olan yaklaşımını yansıtıyor. Sanica Elazığ ve İstanbul'daki iki boru üretim tesisleriyle dünyanın her noktasına ürün sevkiyatı gerçekleştiriyor. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme vizyonuyla Sanica Isı global bir marka olarak dünyanın her yerinde. Efendim, başarı dolu öykü ve tabii Sanica için kuvvetli bir alkış rica edelim sizlerden. Evet. Çok çok teşekkürler. O heyecanlı ana çok az bir zaman kaldı. Ben hemen değerli yöneticilerimizi hızla sahneye davet etmek istiyorum. Öncelikle Borsa İstanbul Genel Müdürü Sayın Korkmaz Ergun Beyefendi rica edelim sahneye. Buyurun efendim. Efendim şimdi de Sanica Isı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nesimi Fatinoğlu. Buyurun efendim. Şimdi de Sanica Isı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ali Fatinoğlu. Rica ederim. Efendim şimdi de Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Onur Topaç'ı rica ederim. Sağ olun.
ardından da İntegral Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kadir Cenk Ulukartalı. Rica ederim. Derseniz sizi hemen kürsüye doğru alalım. Salondaki değerli misafirlerimizden de birazdan ondan geriye bizle beraber saymalarını rica ediyoruz. Gong törenini hep beraber gerçekleştireceğiz az sonra. Çok çok teşekkür ediyoruz ve hemen şimdi Sayın Korkmaz Ergun'a bırakıyoruz sahneyi konuşmalarını yapmak üzere. Değerli misafirlerimiz, Sanika'nın bugün işlem görmeye başlaması nedeniyle düzenlenen bu güzel halka arz törenine borsamıza hoş geldiniz. Sanika'nın halka arzında gelen yüksek taleple yaklaşık 801 milyon TL'lik halka arz tutarı ile ve 166 bin yatırımcıya gerçekleştirdiği satış ile çok başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu açıdan bu halka arz hazırlığı devam eden diğer halka arzlara da güzel bir örnek olmuştur. Sanika'nın halka arzının önemini artıran ikinci bir yönü daha bulunmaktadır bizim açımızdan. Genel anlamda sermaye piyasaları özellikle borsanın temel misyonlarından biri, ülkemizin sürdürülebilir büyümesinin temel dinamosu olan sanayi şirketlerimizin finansmanını sağlayan bir ekosistem olmasıdır. Türkiye'nin 1000 büyük sanayi şirketinden borsamızda işlem görmeyenleri bu nedenle tek tek ziyaret ediyoruz. Aynı zamanda bu şirketlerimizin bulunduğu illerdeki sanayi odalarımızda da toplantılar yapıyoruz. Bu çerçevede 150'ye yakın şirketimizle görüştük. Şirketlerimize borsayı uzun vadeli TL'ye ulaşma imkanı veren sermaye piyasalarımızı anlatıyoruz. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Gebze, Çorlu, Denizli, Kayseri, Antep, Maraş, Adana, Mersin, Hatay illerimizi ziyaret ettik. Diğer illerimizi, şirketlerimizi
ve sanayi odalarımızı da ziyaret etmeye devam edeceğiz. İşte bugün Sanica'nın halka arzı ile Türkiye'nin en büyük 1000 sanayi şirketinden birinin daha finansmanını sermaye piyasaları aracılığıyla sağlamış olduk. Bu nedenle bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle değerli şirketimizin kıymetli yöneticilerine ve çalışanlarına, her iki aracı kurumumuzun kıymetli yöneticilerine ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Sanica'ya borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum. Bu halka arzın sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Aygun'a çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve şimdi yine kuvvetli alkışlar eşliğinde Sanica'sı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nesemi Fatinoğlu Beyefendi rica edelim. Buyurun efendim. Değerli konuklarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben mali tablolara çok değinmek istemiyorum. Çünkü bunları pek çok ortamda zaten deklare ettik. Burada Sanica Isı 3 şehirde 4 fabrikayla üretim yapan ve dünyanın en büyük 5. radyatör fabrikalarından birisinin olması hasebiyle sektörümüzün lider kuruluşlarındandır. Ve 3 milyon 300 bin metrelik kapasitesiyle de %78'ini ihracat yapmaktadır. Grubumuzun amiral gemisi radyatör olmakla beraber yine aynı şekilde 800 çeşit boru üreten İstanbul ve Elazığ'da fabrikaları olan bir boru grubumuz var. Yine bu da aynı şirketimizin bünyesinde hizmet etmektedir. Kombi fabrikamız da tamamen entegre olarak tüm parçalarını, komponentlerini kendinin ürettiği, ileri teknoloji ürünler yapan bir ayrı grubumuzdur. Yine bu da aynı şekilde yine Sanica Isı'nın bünyesinde bir fabrikadır. Bunların hepsini toplam Isı grubu altında toplayıp aynı pazara hitap ettiği için aynı şirketle beraber halka arz ettik. Halka arzda da tabii tahminlerimizin ötesinde bir taleple de karşılaştık. Çok ciddi bir çalışmanın neticesi tabii bu. Bu vesileyle en başta Sanica Isı'nın halka arzına sebep olan İlker Savuran Bey'e ayrı bir teşekkürü borç biliyorum. Grubumuz tabii çok ciddi bir çalışma ve emek harcadı bu konuda. Tüm Sanica ailesine, tüm çalışanlarımıza teker teker teşekkürü bir borç bilirim. Grup liderimiz bu halka arzdaki Begüm Gültekin Hanım'ın da özverili ve uzun çalışmalar neticesinde bugünlere geldik. Tabii burada teşekkür etmem gereken başka insanlar da var. Şöyle ki İlker Savuran ve ekibinin çok büyük emekleri var. Dolayısıyla böyle bir ekibi kurduğu için de Cenk Ulukartal Bey'i tebrik ediyorum. Muhteşem bir ekip kurmuş. Bizim A'sından Z'sine her şeyimize emek verdi. Tabii bu şeydeyken de biz çok ciddi ve saygın kuruluşlarla hep çalıştık. Bundan en başında da MC Legal geliyor. Gerek hukuk danışmanlığımızı yapması yönünden, gerek bütün evrakları, her şeyi eksiksiz, noksansız hazırlamasından dolayı. Tabii bunları hazırlarken Kenan Bey ve Olcay Hanım'a da ayrı bir teşekkür etmem gerekiyor. Çünkü halka arzımızda son derece güzel bir iletişim sağladı. Halka arzda tabii eşdeğer iki tane konsorsiyum liderimiz vardı. Gedik Yatırım liderliğinde yola çıktık. Gedik Yatırım'ın da tabii bu değerlendirmesi, halka arzdaki müsbet dağılımlarını yapması. Çünkü halka arzda kurumsal yatırımcı bizim için çok önemliydi. Bunda da %50'lik bir kısmını biz kurumsala ayırdık. Bu %50'lik kurumsalın %10'u da yabancı yatırımcı grubundaydı. Dolayısıyla yabancı yatırımcının da Türkiye'ye itibar etmesi, şirketimize ilgi göstermesi bizim için ayrıca bir gurur vesilesi oldu. Çünkü pek çok yerde işte yabancı yatırımcının Türkiye'den çıktığı, ya Türkiye'ye yatırım yapmadığı gibi spekülatif haberlerle her zaman karşılaşıyorduk. Bunun böyle olmadığını şirketimiz bir kere daha gösterdi. Biz tabii kurumsal yatırımcıyı çok önemsiyoruz. Şöyle ki biz tabii birebir hepsine sunumlar yaptık. Bu
şirketimizin değerini anlatma imkanına kavuştuk onlarda. Bireysel yaptırımcı tabii daha farklı şeylere, nüvelere sahip. Aynı şeylerle hareket etmiyor. Fakat kurumsal yatırımcılar tabii profesyonel olarak bilançolarımızı incelediler, şirketimizin yarın ne yapacağını incelediler ve şirketimize güvendiler. Kurumsal yatırımcıda da çok ciddi bir taleple karşılaştık. Bundan dolayı emeği geçen gerek integral çalışanları, gerek Gedik Yatırım ve konsorsiyum liderlerine teşekkürü bir borç bilirim. Saygılarımla. Ben Sayın Fatinoğlu'na çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hemen konuşmalarını yapmak üzere Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Sayın Onur Topacı sahneye davet edelim. Evet, herkese tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Her zaman halka arzlar tabii ki bizim için çok önemli bir heyecan. Her zaman da burada bulunmak bizim için bir onur, bir gururdur. Evet, Borsa İstanbul Genel Müdürü Sayın Korkmaz Ergün'ü dinledik. Sanikas'ın değerli yönetim kurulu başkanını dinledik. Ve gerçekten önemli bir şirketin halka arzı için bugün gong töreninde bir aradayız. Hepinize tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum kurumum adına. Evet, bugünkü gündeme geçmeden önce baş öğretmenimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten duygularımla kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Tabii sadece bir gün değil, her gün onların değerini bilmeli. Ona göre davranmalıyız. Ülkemizde ve dünyada eğitimin çok daha gelişmesi için hem bir birey olarak, hem şirket olarak, hem de bir halk olarak bence gelişim alanlarımız mevcut. Bunları da geliştirerek ülkemizi çok daha iyi yerlere getireceğimize inanıyorum. Evet, bugüne gelecek olursak bildiğiniz üzere Gedik Yatırım 1991 yılından bu yana sermaye piyasalarında liderlik vizyonuyla hareket ediyor. 30 yılın üstünde bir deneyimiyle bugüne geldiğimizde 500'e yakın çalışanımız ve 30 şehirdeki 46 şubemizde Türkiye sermaye piyasalarının en çok çalışanı olan ve en çok şubesi olan şirketiyiz. Ve bundan sonra da sermaye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sermaye piyasalarının gelişimi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız ve yapmaya da devam edeceğiz. Tabii ki sermaye piyasalarının en önemli konularından biri halka arzlar, yani kurumsal finansman faaliyetlerimiz. Son 15 yılda 150'nin üzerinde halka arzda konsorsiyum üyesi olarak yer aldık. Ve son yıllarda gerçekleştirdiğimiz halka arz liderliklerimizle birlikte de demin de belirtildiği gibi şirketlerimizin yatırımcılarla bir araya gelmesine, şirketlerin sermaye artışı yoluyla gerçekleştirdiği halka arzlarla sermayelerini kuvvetlendirmelerine, işletme sermayelerini arttırmalarına, dünyada rekabetçi bir konuma gelmesine ve tabii ki şirketlerin de deyim yerinde ise ölümsüzleşmesine katkı sağladık. Jenerasyonların geçişi kolay olmuyor. Bu nedenle de halka arzlar çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aile şirketleri daha kurumsal yapılara, daha şeffaf yapılara ve daha sürdürülebilir yapılara dönüşüyorlar. Kendi şirketimizde de bunu yaptığımız için diğer şirketlere bunları kolaylıkla anlatabiliyoruz. Aynı dilden konuşabiliyoruz ve bu doğrultuda da Sanika ailesini de Borsa İstanbul'a tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Çok değerli bir sanayi ailesi, sadece Sanik Ağası değil birçok alanda faaliyet gösteren şirketleri bulunmakta ve ilkini halka arz etmekten, buna liderlik etmekten de dolayı büyük bir gurur duyuyoruz. Geçtiğimiz hafta yaptığımız halka arz talep toplaması süreci akabinde 801 milyon TL'lik bir halka arzı gerçekleştirdik. Halka arza gelen yoğun talep bizleri memnun etmekle kalmadı. Bunun sonrasında da demin de belirtildiği gibi yabancı yatırımcının gelmesi, hasret kaldığımız yabancı yatırımcının da bu halka arza gelmiş olması hepimizi mutlulukla karşıladık. Yaklaşık 9 milyar TL'ye yakın gelen talebe baktığımızda bireysel tarafta 14 katına yakın, yurt içi kurumsal tarafta 10 katına yakın, yurt dışı kurumsal tarafta da
4 katına yakın bir taleple karşı karşıyayız. Bu da tabii ki Sanica ısı ve sermaye piyasalarına olan güveni gözler önüne serdi. Gedik yatırım olarak demin de bahsettiğim gibi çokça halka arzı liderlikte bulunduk. 2022 yılında 4 halka arza liderlik etmenin gururuyla çalışmalarımıza devam edecek. Halka arzlarda sadece nicelik değil, niteliğe de daha fazla bakacak. Üretim yapan, istihdam üreten, ihracat yapan, inovasyon yaratan ve tabii ki büyüyen, büyüme vizyonuyla ilerleyen Sanica ısı gibi şirketlerin halka arzına her zaman yanında olacağımızı söylemek istiyorum. Sözlerime son vermeden önce Gedik Yatırım ailesi içinde yer alan bütün ekip arkadaşlarıma öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Çok uzun bir süreç içerisinde satış süreci ve öncesinde çok ciddi katkılar sağladılar. Durmadan çalıştık. Ve Gedik Yatırım olarak da bu halka arza katılan 170 bine yakın yatırımcıya, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul yönetimine ve değerli uzmanlarına, Gedik Yatırım'ı tercih eden Sanica ısı yönetim kurulu ve değerli çalışanlarına, konsorsiyumda eş liderliği bizlerle yapan İntegral Yatırım ve bütün konsorsiyum üyelerine ve bugün bizlerle bir araya gelen bütün katılımcılara ve bu güzel günde bizleri daha fazla kişilere ulaştırmamızı sağlayan değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Sanica ısı Borsa İstanbul'a hoş geldin. Sayın Topacı'ya çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Evet, şimdi de konuşma sırası. İntegral Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cenk Ulu Kartal'da. Buyurun efendim. Değerli Borsa İstanbul Genel Müdürüm Korkmaz Ergun, Sanica ısı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatinoğlu ve Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gedik, konsorsiyumda yer alan yatırım kuruluşları, değerli basın mensupları ve saygıdeğer katılımcılar. Ülkemiz sanayi ve ihracatına önemli bir yere sahip olan Sanica ısı, yerli ve yabancı yatırımcılar ile buluşturmayı başarmış olmanın kıvancını yaşıyoruz. Başta bu süreçte verdikleri destekten dolayı Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul'a, çalışmaları birlikte yürüttüğümüz Gedik Yatırım'a, konsorsiyumda yer alarak destek veren finans kuruluşlara ve İntegral Yatırım'ın kurumsal finansman yönetim ekibine teşekkür eder, halka arzımızın ülke ekonomisine ve tüm taraflara hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Saygılarımla. Cenk Bey de çok çok teşekkür ederiz efendim. Şimdi günün anısını yaşatmak adına küçük bir armağanımız olacak. Ben tekrar Sayın Korkmaz Ergun'u sahneye davet etmek istiyorum. Ve hemen Sayın Nesimi Fatinoğlu'nu da sahneye rica ederim efendim. Sayın Ali Fatinoğlu'nu da sahneye rica ediyoruz efendim. Ali Bey, tekrar hayırlı ve uğurlu olsun diyelim. Ben tekrar hemen anonsu yapayım. Sanica ailesini sahneye bekliyoruz efendim. Günün anısına fotoğraf çektirmek üzere. Ben tekrar hayırlı ve uğurlu olsun diyelim ve Borsa İstanbul'dan hepinize iyi günler diliyoruz ve artık sahne
Sanik ailesine ait. Kıymetli misafirlerimiz, sizleri fotoğraf çekiminin ardından Sayın Genel Müdürümüz Korkmaz Ergun'un eşliğinde seans salonunu davet etmeye, ziyaret etmeye davet ediyoruz efendim. Sizleri seans salonuna doğru alacağız. Yıl önce 1982 yılında başlamış bir sanayi sevdası. Alanında hep ilkleri başarmış Fatinoğlu grubu 13 fabrikasıyla Türk sanayisinin öncü kuruluşlarını yarattı. Bu kuruluşlardan Sanica ısı, radyatör, kombi ve plastik boru ürünlerinin yer aldığı Amiral gemisi. Sanica Isı Akhisar Radyatör Fabrikası 3.3 milyon metreküp kapasitesiyle dünyanın sayılı tesisleri arasında üretiminin %75'ini 54 farklı ülkeye ihraç ederek ülkemizin sermaye birikimine katkı sağlıyor. Sanica Isı Akhisar Kombi Fabrikası her bir parçasını kendisinin ürettiği, entegre tesisi ve geliştirdiği eşarjör teknolojisiyle yerli ve milli üretim vizyonunun somutlaşmış halini yansıtıyor. Sanica Isı Elazığ Boru Fabrikası 172.500 metrekare büyüklüğündeki tesisiyle Doğu Anadolu'daki en büyük yatırım, ülkemizin bölgesel kalkınmasında rol oynuyor. 800'den fazla tip boru ve bağlantı parçası üretimi ve Doğu Anadolu'nun ilk akredite laboratuvarıyla Sanica Isı'nın üretim, kalite ve verimliliğe olan yaklaşımını yansıtıyor.
Sanica Elazığ ve İstanbul'daki iki boru üretim tesisleriyle dünyanın her noktasına ürün sevkiyatı gerçekleştiriyor. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme vizyonuyla Sanica Isı global bir marka olarak dünyanın her yerinde.